Siz de home office olarak evden çalışıyorsunuz. Uluslararası bir şirket olan Yıldırım Holding'de Covid-19 salgını nedeniyle home office çalışmaya geçti. Siz de işlerinize evden devam ediyorsunuz. Öncelikle dilerseniz bu süreçle başlayalım. Nasıl gidiyor bu süreç? Valla alıştık sayılır artık. Bugün yani biz 17 Mart'ta ofisi kapayıp evden çalışma kararı aldık. 18 Mart'ta itibaren ofis kapalıydı. Yaklaşık Evet. 3 hafta oldu. Biz ofisi şimdilik 20 Mart dedik ama bu herhalde kesin 1 Mayıs'a kadar evden çalışma devam edecek gibi gözüküyor. Bizim alışmadığımız bir yöntem. Maalesef dünyanın dört bir tarafında böyle 7-24 çalışan bir sistem zor olacak dedik ama alıştı herkes. Günde yaklaşık 300-350 kişi VPN üzeri şirket bilgisayarlarına bağlı işlerini yapıyorlar. Şu ana kadar sıkıntı yok. Teknolojiyi iyice kullanır olduk. Sizler de bu akşam işte ben de uzaktan Evet. bağlanarak da yine aynı şekilde teknoloji üstü artık çalışmayı öğrendik. Şunu da sormak isterim başkanım. Şu anda çok iyi görünüyorsunuz. Allah nazarlardan saklasın diyelim. Küçük de bir sağlık problemi Teşekkürler. geçirdiniz. Bir gripal enfeksiyon atlattınız ama Ben... tabii bu döneme denk Evet. getirince siz de bir test yaptırma ihtiyacı duydunuz. Neler hissettiniz başkanım o dönemde? Ondan bahsedebilirseniz biraz. Evet, 2 hafta önce bizim hazine beni ofise çağırdı. Denizbank'ın baya bir evrağı var, imzalanacak dedi. O gün de hava çok soğuktu İstanbul'da. Gittim, arkadaşlar dedik patron yukarı çıkma, nasıl bina soğuk. Lobide hızlı bir şekilde yaparız dedi. Ondan sonra şirketin bir iki müdürü geldi. 1,5 saat lobide kaldım. O ara üşümüşüm farkında olmadan. Eve geldim. Tir tir titriyorum. Ellerim ayaklarım buz gibi. Bütün vücudum. O geceyi böyle hastaneye mi gitsem gitmesem mi böyle bir şeylik, tedirginlik, ateş, öksürük başladı filan. Korktum açıkçası. Ertesi gün ben evde kaldım o gece ama Evet. bayağı bir sıkıntılı bir gece geçirdim. Ertesi gün ishal olduk. Bunlar hep korkutucu şeylerdi. Kesinlikle Doktorumla başkanım. konuştum. Sakın dedi hastaneye gitme. Hastanelerin durumu çok kötü. Biz seni dedi özel bir laboratuvardan arkadaşlar gönderiyorum. Biraz pahalıydı ama neyse yaptırdık. Burundan şeyler aldılar, Numuneler. numuneler. Sonra ertesi gün testim sonucu negatif geldi. Çok rahatladım çünkü korktum bir an için. Evet. Sonuçta antibiyotik ve soğuk algınlığı ilaçları verdi. Sen falan. 3 günde kendimi toparladım. Sonra yavaş yavaş gördüğünüz gibi şu an Allah'a şükür sağlıklıyım. Eski sağlığıma kavuştum. Bu ara bir de yılbaşından beri bir anti-aging doktoruna gidiyorum. Bu ömrü uzatmak için işte yapılan bir çalışma. Evet Onlar başkanım. daha çok vitamin ve mineral veriyor. 18 kilo verdim yılbaşından beri. 118 kilodan tam 101 kiloya düştüm. Neredeyse 100 kiloya düşeceğim. Yani o da beni tabii daha böyle formda enerjik falan tutuyor. Çünkü Samspor'la biz uzun dönem çalışacağımız için Evet. kendimize bakmamız gerektiğinin farkına vardık. Yani bu 2020 yılı inşallah kötü başladı ama iyi gidecek bir yıl olur diye umut ediyorum. İnşallah öyle olacak Yani başkanım. sonuç olarak sağlıklıyım. Bir problemim yok Allah'a şükür. Çok Allah geçmiş olsun Sayın Başkanım. Allah sağlık versin başkanım. Biliyorum değerli izleyenlerimiz Yani Samspor'la ilgili sorular sonuç merak ediyorlar ama ben size şunu sormak olarak istiyorum. onu geçmeden önce bir herkesin Berat Kandilini kutlayayım. Bugün biliyorsunuz Evet. Ramazan aylarına Mübarek girmeden olsun, evet. Kandil gecesi. Evet, hepimizin kandili mübarek olsun diyelim ve programa buyurun Amin. Başlayalım. başlayabilirsiniz. Evet. Aynen başkanım, dediğim gibi Samspor'la ilgili gelmeden önce birkaç soru soralım dedik size, iş dünyası ile ilgili. Yani bu küresel Tabii. salgın dünya ekonomisinde, Türkiye ekonomisinde sizce nasıl bir etki yaratacak?
Eksileri artıları ne olacak sizce? Bir iş adamı olarak bunu yorumlayabilir misiniz? Tabii yani bunun eksileri çok fazla olacak ama artıları olduğu sektörler de var. Mesela bugün bakıyorsunuz bir gıda sektörü buradan bayağı bir nasibini alıyor. Marketler yani mükemmel çalışıyor, yok satıyor, her şey raflar boşaldı, tükendi. Sağlık Böyle bir sektörü aynı şekilde. pozitif tarafı Evet. olan. Sağlık sektörü onun için tam diyemeyeceğiz. İyi çalışıyor ama maalesef hastanelerin hepsi kamulaştırıldı şu an. O nedenle devlet çalıştırıyor. Devlet de kimseye böyle para mara charge etmediği için sağlık sektörü ileride bu kriz sonrası yani virüs Evet. düzeldikten sonra insanlar için daha önemli olacak tabii ama önemli olan insanlar şunu gördü. Yeme içmeden ve tüketim malzemelerinden vazgeçilmeyeceğini ama öbür taraftan bir sürü sektör aşırı derecede darbe yedi. Bir kere tedarik zinciri kırıldı dünyada. Görüyorsunuz işte marketlerin rafları boş kalıyor. Yani fabrikalarda üretilen mallar depodan marketlere gidemiyor. İşte lojistik firmalarının tam çalışamaması, işte bu sokağa belli yaşların çıkması, izinler verilmemesi bu tür şey dünyayı kötü etkiliyor maalesef. Bugün turizme yatırım yapmışlar, restoran işine yatırım yapmış arkadaşlar hepsi maalesef çok kötü sıkıntıdalar. Evet. Yani biz fabrik değil yani ciro sıfır. Öbür taraftan inanılmaz gider var. Kiraydı, çalışanlardı. Şimdi çalışanlar işten çıkar çıkarmama bir sürü sıkıntılar. Yani dünya şu an düşünüyor kriz sonrası büyük bir resesyon gelecek deniyor. Bu resesyondan çıkış hangi şekilde olacak? V şeklinde mi? W şeklinde mi? Yoksa U şeklinde mi? Yoksa L şeklinde mi? L en kötü şey senaryo. Evet. Yani dibe vurduk. Ondan sonra böyle bir düz ya da bir golf çubuğunun ucu gibi hafif yukarı doğru giden bir şekilde uzun dönem bu demek 4 yıl demek kriz. Biz onun için hiç kimse bu L şeklinde bir düzelmeyi istemiyor. Bizim istediğimiz tabii V şeklinde olsun ama V'nin de olması imkansız. Burada en akıllı gözüken U şeklinde bir dönem olacak. Ekonomi şimdi dibe vurdu. Sonra yatay bir geçiş gidecek. Sonra belli bir süre sonra çıkış. Bu çıkış da ülkelere göre değişecek. Bazı Biz ne ülkelerde zaman bir yıl çıkışa geçeriz sürecek. başkanım? Bazılarında... Vallahi tahmin ediyorum 2023. Yani kötümser gibi konuşuyorum diyeceksiniz ama Türkiye gerçeklerine bakarak söylüyorum. Ben böyle hani türbünlere şov yapacak bir iş adamı değilim. Benim gördüğüm bu. Çünkü Türkiye maalesef zaten bir ekonomik krizdeydi bir senedir. Bu dördüncü çeyrekte geçen sene bir %6 büyüme yaptık. Ondan önce eksilerdeydi. Her şey güzel gidecek derken maalesef bu krizle bu birinci çeyrekte büyümemiz sıfıra yaklaştı gibi. Yani ama şu an eksilerdeyiz. Yani dünya öyle. Yani Amerika ekonomisi %20 ile %30 küçüldü. Yani Evet. dünyanın en büyük ekonomisi Çin geçen dönem öyle oldu. Tarihinde ilk defa bir küçülme yaşadı. Onun için bu Türkiye'nin suçu değil, Türkiye'deki bizi yönetenlerin de suçu değil. Bu bir global kriz. Bunu nasıl yöneteceği önemli. Mühim olan bu post-korona dönemi dediğimiz yani nasıl milattan önce milattan sonra diyoruz artık Evet. dünya koronadan önce koronadan sonra diye bir tanım başladı şu an itibariyle ve korona sonrası dönem 30 yıllık bir dönem tanımlanıyor. Bu 30 yılda dünya inanılmaz bir değişim olacak. Zaten artık bu virüsün yarasalardan, yılanlardan gelmediği de aşikar oldu. Evet. Bu bir laboratuvarda üretilmiş bir biyolojik virüs. Bunu nasıl yaydılar o bilinmiyor. Zaten esas olay bundan sonra olacak. Bunu Siz de o kimler zaman yaptı, biyolojik nasıl yaptı? olduğunu düşünenlerdesiniz herhalde, değil mi başkanım? Kesinlikle, kesinlikle.
Yani böyle yayılmaz, şey olmazdı, yok bir tane adam yarasaydı diye böyle bu kadar hızlı yayılsın filan. Bu tamamen güzel bir dizayn edilmiş. Dünyanın gelecek kurgusunda artık yani 60 yaş üstünün 70 yaş filan böyle 80 yaşta yer olmadığı söyleniyor. Neden? Çünkü bu insanlar teknolojiye açık olmayanlar, bilime açık olmayan insanlar. Bu nedenle yeni dünya dijitalizasyon üzerine kuruluyor artık. Evet. İnsanlar yani daha çok bu ilaç firmaları bizim geleceğimizi ellerinde tutmak için şey yaptılar. Yani biyoçipler yaptılar böyle mikroçipler ya hap olarak yutup vücudunuzda veya şurada Hariri bunlar üzerine Japon bilim adamı işte Bill Gates'in vakfı bunlar hepsi bu tür şeylerin üzerine çalışan bugün Google şeyler filan çok büyük bir yatırım para harcıyorlar. Yani yüzlerce milyar dolar para harcanıyor. Onun için hepimizin yeni bir dünyaya hazır olması lazım. 2020 ile yeni bir sayfa açıldı. Tabii bu futbol sektörünü de çok farklı etkiledi. Biraz sonra onları da Evet, konuşacağız. onları da Bu konuşacağız. yani koronavirüsün futbol etkisi ne oldu, ne olacak, gelecek nasıl olacağı falan ama maalesef ekonomide bu tahmin ediyoruz. Haziran ayında bu bir inişe geçecek. Temmuz, Ağustos, Eylül 3 ay piyasalar açılacak dünyada. İnsanlar harır harır çalışacak ama ikinci bir dalga Ekim sonu Kasım diye söyleniyor. Eğer bu doğru çıkarsa ikinci dalga işte resesyonun başlattığı şey olacak. Dönem olacak. Orada maalesef zenginler daha zengin, fakirler daha fakir olan bir olacak. Nakdin kral olduğu bir dünya oluşacak. Onun için yani herkes mümkün olduğunca 3-5 kuruşunu kötü günler için saklasın. Boşuna şu bu için para harcamak çok iyi değil. Maalesef takımlarda, kulüplerde bu yokluk içinde nasıl önümüzdeki senenin transferlerini yapacak, nasıl para ödeyecekler? Bunlar da ayrı mevzu. Bunları da bu gece fırsatımız olursa konuşuruz. Tabii başkanım. Yani kötü günler geliyor, dikkatli olalım. Evet. Ekonomiyi bitirmeden önce son olarak şunu da sormak isterim başkanım. Siz 52 ülkede çalışan bir holdingsiniz, holdingler zincirisiniz. Siz nasıl etkilendiniz bu dönemden ekonomik olarak? Son olarak da bunları konuşabiliriz. Şimdi şöyle, bulunduğumuz tüm ülkeler hepsinde koronavirüs alarmı var. Ama bizim limanlarımız hala 7-24 çalışıyor. Çünkü ülkelerin giriş noktası ithalatın, ihracatın durmaması, tedarik zincirinin kırılmaması gerekiyor. Ekonomileri desteklemesi gerekiyor. Onun için her bulunduğumuz ülkede, 10 ülkede devlet bize limanları açık tutmamızı istiyor. Hatta sokağa çıkma yasağı olacak diye bakın Türkiye'de bundan yaklaşık 10 gün önce bizden limanda eğer sokağa çıkma yasağı olursa isim istediler. Kimler çalışacak? Onlara göre izin verecekler. O kişiler limana gelip gidebilecek diye böyle isim toplandı. Bu aynısı bizim İspanya'da da oldu, Portekiz'de de oldu, bilmem işte Ekvador'da da oldu. Yani bir ara İsveç, Norveç'ti. Şimdi İsveç, Norveç bayağı düzeldi. Yani hayatı normale döndürüyor. İsveç mesela bu konuda çok cesur kararlar aldı. Tüm her şeyi açtı. Okulları filan, iş yerlerini filan. Ama insanlar tedirgin tabii o ayrı. Bugün de Norveç bu tür bir karar aldığını, alma noktasına geldiğini söyledi. Yani Almanya bunu başlatacak öyle gözüküyor. Belki Avusturya'da hazırlık yapıyor bu Paskalya dönemine ekonomiyi açmak için dükkanları kontrollü bir şekilde tabii bunların hepsi kontrollü olan şeyler. Ama maalesef Güney Avrupa yani İspanya, Portekiz, İtalya, Yunanistan o
biz de dahil yani Akdeniz ülkeleri biraz sıkıntıda görecek. Yani biraz daha vakit alacak. Onun için bizim normale dönmemiz Haziran ayını bulacak gibi gözüküyor. Ama biz bugün İtalya'dan, İspanya'dan bir negatif etki altındayız açık söyleyeyim. Allah Sizi göstermesin direkt eskiden etkiledi yani Türkiye'de işler başkanım. çok etkiledi. Çünkü eskiden Türkiye'de kötü oluyordu. Diğer 51 ülke diyorduk ki biz şeyiz diyoruz, götürüyor bizi. Şimdi hepsi birden etkilendi. Yani böyle bu büyük bir yük. Bunu kaldırmak kolay değil. Yani işte geçen hafta 14 bin adama maaş ver. Elektrik parası, gaz parası, su parası, manyak gibi paralar. Bir de normal işin hacmi var. Ham madde şu bu ürün. Yani bu Allah böyle kolaylık devam versin başkanım ederse size de bu dönemde. sağ Başkanım, olun. Yani şu an zor bir dönem. Evet. evet. Evet, inşallah bu zor dönemde en az kayıpla atlatırsınız Sayın Başkan. Hep beraber yani İnşallah, hepimiz. inşallah.